brain. Şimdi yolculuk zamanı. Benimle gökkuşağı kasabasına gelin. Arkadaşlarımız bize güveniyor. Onlara yardım etmeliyiz. Gökkuşağı bavulum ve Çako yanımda. Yapacak işlerimiz var. Yolculuğa çıkalım. Gökkuşağı Rubi Rubi. Gökkuşağı Rubi Rubi. Gökkuşağı Rubi Rubi şimdi. Çako'nun kalbi parlayınca ziyaret zamanı demektir. Büyük şemsiyemi açarım, onlara yardıma gideriz. Gökkuşağı Rubi Rubi, gökkuşağı Rubi Rubi, gökkuşağı Rubi Rubi şimdi. Uçuşa hazır mısınız? Daha yavaş ve aşağı indirmeye başla. Şimdi nazikçe döndür. Harika görünüyor. Uçuyoruz yardımcı pilot Çako. Yine mi oldu? Yardım için sağ ol baba. Sanırım Çako ve ben çakılmalarımıza biraz ara vereceğiz. Görüşürüz. Kalkışın muhteşemdi. Sadece gözünü uçaktan ayırma. Pes etme. Etmem. Bir sonraki denememde başarabilirim bence. Sadece biraz ara vermeliyim. Görüşürüz babacığım. Olur Ruby. Sonra tekrar deneriz. Hı? Hazır mısın Çako? Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. Vay! Gökkuşağı Rubi! Başkan Link Link, acelem var gibi. Gökkuşağı ormanından koşarak geldim. Ona hemen ulaşsak iyi olur. En iyi dostu Chirpy için çok endişeli. Chirpy'nin nesi var? Gökkuşağı Rubi, Çako, Link Link söyledi mi? Chirpy yükseğe uçup gökyüzünü görmek istiyor. Ama sadece Bay Miskin'in kafasının üzerinde uçabiliyor. Gerçekten üzgünüm. Ve şimdi Bay Miskin de öyle. Yardım eder misin ha? Eder misin? Buraya bu yüzden geldim. Oh, harika. Beni izle. Kolay gelsin Gökkuşağı Rubi. Bay Miskin. Aa, Bay Miskin. Merhaba Gökkuşağı Rubi. Chirpy'nin üzüldüğünü duydum. Peki o nerede? Hep başınızda otururdu. Ne kadar sert kanat çırpsa da gökyüzüne uçamıyor. Bay Miskin Chirpy'yi bir yumurtayken buldu ve onu büyüttü. Ha? Ona uçmayı kimse öğretmedi. Kendi kendine öğrendi. Chirpy gökyüzünde olma hayalinden vazgeçmeye hazır. Asla pes etme Chirpy. Gökyüzüne çıkmak istiyorsan o halde gökyüzüne çıkacaksın. Bakalım. Chirpy'yi uçabildiğinden çok daha yükseğe uçurmam gerekiyor. Ayrıca gökyüzüne bakabileceği kadar uzun süre orada kalması gerekli ve diğer kuşlara da yakın olmalı. İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim bugün? Ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir günü? Pilot olarak yardım edebilirim. Olabildiğince yükseğe uçarım ve Chirpy gökyüzünü görürüm. Harita ve pusulamla gittiğimiz yeri biliriz. Ve kulağımla yer kontrolüyle konuşurum. Böylece güvenle kalkıp inmemize yardım ederler. Çako, yani yardımcı pilotumla beraber gökyüzünde süzülürüz. Bizi bekle gökyüzü, biz geliyoruz. Bekle,
uçuruyoruz? Beni izle, sana gösterebilirim. Tüm kabin ekibi binsin. İyi ki bu sabah uçurmayı öğrendim. Aa, bu sabah mı? Merak etme, henüz uzman pilot değilim ama yaklaşıyorum. Kalkışa hazır mısın Çako? Elimden geleni yaparsam sorun olmaz. Kemerleri takıl arkadaşlar. Kalkışa hazır mısın Çako? Merhaba Paige, pis kalkışa hazır mı? Hazır gökkuşağı Ruby. İyi ki yer kontrolde Paige var. Yer kontrol pilota güvenli bir kalkış için yardım eder. Kalkış için hazır olun. Biraz daha hızlı çıkmalıyım. Aa, tekrar olmaz. Aa! Oh, kalktık. Yuhu, başardın gökkuşağı Ruby. Gidiyoruz. İyi yolculuklar. Chirpy'ye gökyüzünü göstermek istiyorsak önümüzdeki şu bulutları geçmeliyiz. Herkes sıkı tutunsun. Tüm bu beyazlıkta nasıl göreceğim ben? Sanırım sıkıştık. Bulutları kenara iterim, böylece aradan geçeriz. Bu bulutlar çok yapışkan. Vay, bu pamuk şeker mi? Sakalım nasıl oldu? Evet, tacım. Harikaydı millet. Buradan neredeyse çıktık ve neredeyse göğe yükseliyoruz. 550 fit ve yükseliyoruz. 600 fit. Başardık. Gökyüzüne çıktık artık. Vuhu, başardık. Chirpy, tüm kuşlar kadar yüksekte uçuyorsun. Chirpy sonsuza kadar burada kalmak istiyor. Güzel olurdu ama benzin deposu buna yetecek yakıtımız yok diyor. Yardımcı pilot Çako, hadi haritamıza bakıp evin yolunu bulalım. Biz burada mıyız? Sence biz burada mıyız? Thunderbell, ben pusulaya bakarken sen direksiyona hakim olabilir misin? Hangi tarafa gittiğimize bakmalıyım? Pilotluk görevine geçiyorum. Anlaşılan güneye gidiyoruz. Çok mu hızlı? Doğru yöne gidiyoruz. Hey çocuklar, şuraya bakın. Bu gökkuşağı kasabasının gökkuşağı. Yani gökkuşağı kasabasına vardık sayılır. Evet. Vay, şu kuşlara bakın. Sonunda onlarla uçuyorsun Chirpy. Olamaz Chirpy. Geri dön. Endişelenme, ben getiririm. Chirpy'nin uçuşuna bak. Tüm çalışmaları sonunda işe yarıyor. İyi görünüyorsun Chirpy. Endişeleniyorum gökkuşağı Ruby. Ya Chirpy düşerse? Düşeceğini sanmıyorum ama gökkuşağı kasabasına dek onu takip ederiz. Ne olur ne olmaz.
Sadece küçük bir sorun var. Sorun mu? Ne sorunu? Daha önce uçağı hiç indirmedim. Bu önemli değil. Au, ay, içme. Ay, 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 ay. Gökkuşağı kaydırağa benziyor. O yüzden gökkuşağı kasabasına kadar üzerinden kayabiliriz. Ne diyorsun yardımcı pilot Çako? Gökkuşağı inişi deneyelim mi? Ay, au, tebrik ederim gökkuşağı Ruby, tebrik ederim ekip. Peach bu harika fikrini bana anlattı. Sağ ol Ling Ling. Chirpy de harika bir iş başardı. Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Geldin ve kendine yardım ettin. Bir sorun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş ve yardımseversin. Teşekkür ederim gökkuşağı Ruby. Yaşasın. Başaracağını biliyordum Ruby. Vay Ruby, gerçekten ilerledin. Hem de çok hızlı. Nasıl yaptın sen bunu? Bana söylediğin şeyi yaptım baba. Hiç pes etmedim. Hep denedim. Sorunu çözmek. Merhaba tatlım. Aa, merhaba anne. Filiz teyzeni ziyaret etmek için hazırlanmalıyız. Yani sorun olmazsa... Bana aldığı kazağı mı giyeyim? Filiz teyzen giydiğini görürse çok sevinir. Tamam ama bulmam gerekiyor. Yardım ederim. Ha? Sorun değil. Sanırım yerini biliyorum. Gördün mü? Buldum. Harika. Birkaç dakikaya çıkarız. Tamam. Az kalsın görüyordum. Çabuk Çako. Gökkuşağı kasabasında bize ihtiyaçları var. Hazır mısın Çako? Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. Gökkuşağı Ruby, Çako, iyi ki geldiniz. Nasıl yardım edebilirim? Sorun Paige, o çok üzgün. Bu akşam Kiki'nin dans balosunda giyeceği elbisesini yırttı. Yardım edebilir misin? Zavallı Paige, umarım edebilirim. Bilirsin, Paige giysileri çok sever. Elbisesi olmadan gitmek istemez, dans etmek istemez. Hallederim başkan Ling Ling. Hadi Çako, Paige'i bulup nasıl yardım edebiliriz bir bakalım. Merhaba Paige, merhaba Prenses Kiki. Aa, gökkuşağı Ruby geldiğine çok sevindim. Bak elbiseme ne oldu? Aa, bunun için gerçekten çok üzgünüm Paige. Çok güzel bir elbiseymiş. Teşekkür ederim. Dans balosu için giyebileceğim en güzel elbisem buydu. Ama şimdi mahvoldum. Gidebileceğimi sanmıyorum. Vay. Giyebileceğin başka elbise olmadığına emin misin? Dans balosu için yeterince güzeli yok ama. Sanırım evde kalmak zorundayım. Oh, o baloya gelmek zorundasın. Bak ne giyersen giy, yine de eğlenebilirsin. Aa, gördün mü? Çako bile gel diyor. Sen olmadan eğlence olmaz. Geçen sene balodaki dansımızı hatırladın mı? Çok güzeldi. Evet, çok güzeldi. Ama çok üzgünüm, gelemem. Bekle, aslında yardım edebilirim. Eğer güzelce tasarlar ve moda fikirleri bulursam... Paige'i baloya gelecek kadar güzel giydirebilirim.
İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim bugün? Ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir günü? Moda tasarımcısı olarak yardım edebilirim. Defterinde Paige için bir elbise tasarlarım. Sonra kalemimi ve kağıdımı kullanarak kumaşa bir çizim yaparım. Paige'i bu mezura ile ölçebiliriz. Sonra yeni elbiseyi dikerim ve dantelle de süsleme yaparım. Böylece Paige de baloya gelebilir. Hadi çocuklar, tasarım stüdyosuna gidelim ve başlayalım. Bakalım Paige için muhteşem elbiseyi tasarlayacak bir şeyler var mı? Ne? Prenses Kiki, buradaymışsınız. Kraliyet Parti planlayıcısından haber var. Teşekkür ederim Thunderbird. Her şey yolunda mı? Oo, evet. Yiyecekler yeni geldi. Her türden kraliyet sandviçleri. Kaselerce gökkuşağı meyveleri ve şirin ambalajlı çikolatalar. Hepsi çok lezzetli. Teşekkür ederim Thunderbird. Rica ederim. Gitmeliyim. Az zamanda çok iyi. Şimdi elbisene dönelim. Çako seni ölçerken ben de tasarım işine geçeceğim. Gerçekten mi? Aa, sağ ol gökkuşağı Robby. Şimdi kısa kollu mu olsun yoksa uzun kollu mu? Ve en sevdiğin renk ne? Kısa olsun lütfen ve limon sarısı. O renge bayılırım. Limonlu dondurma gibi eğlencelidir. Benim elbisemin rengi. O halde çok uyumlu oluruz. Uzun ve güzel yapabilir misin lütfen? Elimden geleni yaparım. Önce biraz kumaş seçelim. Buna ne dersin? Bu limon sarısı. Çok güzel. Önce giysinin kalıbını çizeceğiz. Böylece boyutlarını bileceğiz. Aferin Çako. Paige, o elbisede prenses gibi görüneceksin. Ve sanırım elbisemiz bitti. İşte mücevherlerimden al. Özel bir arkadaş için özel bir elbise olmalı, öyle değil mi? İşte, şimdi bir dene. olamaz. Üzgünüm Paige. Sanırım kumaş elbise senin için çok ağır oldu. Prenses Kiki, Kraliyet Parti filancası duvar kağıtlarını kontrol etmenizi rica ediyor. Parti için uygun mu? Bir bakın. Belediye binasında kraliyet duvar kağıtları olmadan balo veremem. Sağ ol Thunderbird. Lütfen duvarları tutar mısın? Olur. Muhteşem. Bunlarla o da kraliyet partisine uygun olur. O çok güzel, çok. Paige, işte bu. Ne oldu? Balo salonu. Thunderbird, o örneği bırakır mısın lütfen? Tabii. Senin olsun gökkuşağı Robby. Görüşürüz. Dans etmeye hazır olmalıyım. Sen haklısın Paige. Bu çok güzelmiş. Ayrıca bu sarı. Elbisen için çok iyi olur. Çok sevdim. Prenses Kiki, kullanabilir miyiz? Kesinlikle evet. Harika, kalıbımız var zaten. Şimdi sadece çizip keseriz. Evet, ne düşünüyorsun? Çok güzel gökkuşağı Robby. Ve son birkaç dokunuş.
Katılıyorum Çako. Herkes Paige'in yeni elbisesini çok beğenecek. Dans etmek için sabırsızlanıyorum. Paige, buradayım. Affedersin Paige. Seni orada göremedim. Biz de seni göremedik. Elbisen duvar kağıtlarıyla çok uyumlu. Dans ettiğini bile anlamadım. Ha? Ne? Ha? Elbisene bu ekleme seni parıltılı yapar. Paige, sen çok asil görünüyorsun. Gökkuşağı Ruby, yine günü kurtardın. Oho, evet. Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Kendini kendi yönteminle yardım ettin. Bir sorunun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş ve yardımseversin. Teşekkür ederim Gökkuşağı Ruby. İşte daha iyi oldu. Hazır mısın Ruby? Şuna da bakın. Pidis teyzenin kazağı güzel görünüyor. Sağ ol anne. Birazcık Ruby tarzı ekledim. Çok kötü havalar gördük. Bulutların güneşi kapadığını. Ama birlikte çalışırsak bir yolunu bulabiliriz. Renkli şemsiye uzak. Şimdi şarkı zamanı. Gökkuşakları şikayet edecek bir şey yok. Gökkuşakları.